mesulluğunu yaşıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yoğun bir gündem içinde ülkemiz ve dünya bu gündemin içinde tarihin eskilerinden bir konu üzerinde konuşuyoruz. Bu da güzel. Bu da güzel. İler gündemi konuşmak durumunda değiliz. Fakat bu konunun gündeme çok bağlı tarafları var. Merak uyandıran tarafları var. Ben izninizle burada kendi konuşma kısmını kısa tutacağım. Hazırın ne olduğu, ne olmadığı konusunu anlatacağım. Daha sonra kök kısımlarını yani anlatacağım. Günümüze kadar süren tartışmalar var. Dediğim gibi ilgi çeken bir konu. Dünyada Osmanlı'dan sonra en fazla ilgilenen Türk devleti. Üzerine en fazla çalışma yapılan değişik ülkelerde. Neden? Dünyada Musevi olan, Yahudilerin inancını benimseyen ama kendileri Yahudi olmayan tek devlet, tek istisna. Bu yönüyle çok ilgi çekmiş. Bu yüzden Hazar hakkında çok çalışmalar yapılmış. Ben dediğim gibi Hazar'ın kısaca ne olduğunu, ne olmadığını söyleyeceğim. Ondan sonrasında soracağıma sizin neyi merak ettiğiniz daha önemli. Benim neyi anlatacağımdan işi bana bırakırsanız ben 9 saat bu dersi anlatıyorum. O da özet oluyor. İstediğimiz ayrıntıda olmuyor. Belki bir dönem boyunca Hazar konuşulabilir. Biz ancak üniversitede 9 saat Hazar konuşabiliyoruz. Ve yetmiyor. Şimdi 20-25 dakikada ben bitirmeye çalışacağım. Efendim Hazar Köktürk Devleti başka bir şey değil. Bu işin özeti. Köktürk Devleti neyse Hazar'da bu. Onların en batıdaki eyaletleri. Köktürk deyince aklımıza ne geliyorsa Hazar deyince de o gelecek. Başka bir şeye gerek yok. Ama ilerleyen yıllarda kaderi daha başka bir şekilde tecelli etti. Hazar'ın doğru yerde ve doğru zamanda bulunma tabiri vardır ya, öyle bir zamanda bulundu ki bütün tarih boyunca insanın en büyük dönüşümleri geçirdiği bir zamanda, zaman diliminde ve de haritaya bakarsak dünyanın tam ortasında. Az sonra daha büyük Aves haritasına göreceğiz. Hazar ülkesi şuradadır. Kafkasların kuzeyindeki düzlükte şurada kurulmuştur. Kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan dünyanın ortasındadır. Zamanın da ortasındadır. Öyle bir dönem. Dünyadaki en büyük değişimlerin yaşandı. Bu değişimle İslam ortaya çıktı. İslam'ın ortaya çıkışı dünyada köklü, en köklü değişimdir. Eski zamanları düşündüğümüzde öncesi ve sonrasının kesin şekilde birbirinden farklı olduğu en köklü değişimler. Hazar'ın kuruluş günleri İslam'ın çıkış günlerine tekabül eder. Evet, ben diğer dillerdeki İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, diğer dillerdeki kitaplarda bulunmayan bir şeye temas edeceğim. Bu noktada iletişim konusu. Hazar'ın dünyanın iletişim ağının merkezine oturması noktasına burada dikkat çekeceğim ve bunu bırakacağım. Eski çağlarda evet Yunan coğrafyasını biliyoruz. Ptolemeus şöyle böyle dünyayı tarif ediyorlardı. Fakat insanlar birbirlerini çok fazla görmüyorlardı. Her şey efsanelerden ibaretti. Emevi dönemi bitip 750 senesinden itibaren Abbasi çağı başladığında savaşlar sona erip daha medeniyet hamlelerini içeren bir iktidar anlayışı Bağdat'ta yerleştiğinde bütün insanlık için bir değişim başladı. Gerek Hazar, kuzeydeki Hazar, gerek güneydeki Bağdat halifeliği toprakları üzerinden doğunun, batının, güneyin, kuzeyin insanları birbirlerini görmeye başladılar. Daha önce masallara konu olan ülkelerden insanlar birbirinin yüzünü görmeye başladı. İslam bu noktada Doğu ile Batı'yı birleştirmiş oldu.
Ne oldu? Kaf Dağı'nın arkasını, kuzeydeki en önemli Müslüman kenti olan Tiflis. Tiflis 400 yıl boyunca Müslümanların elinde kalmıştır. En önemli kenttir. Kuzeydeki, eğer gidenler bahisse bilirler, Tiflis'ten itibaren Kafkas Dağları başlar. Kaf Dağı'nın, Kafkas Dağı'nın ötesi, masalları komedi. Ötesinde Hazar Devleti var idi. Hazar Devleti ile tanışınca ne oldu? Kaf Dağı'nın ötesini insanlar tanımaya başladılar. Ve masal değil gerçektir. Kaf Dağı Padişahı'nın Hazar Kağan'ı olduğu, Kaf Dağı Padişahı'nın peri kızının Hazar Kağan'ın kızı olduğu, bu gerçektir. Bilmeyiz, biz masallardan duyduk değil mi? 761 senesinde Azerbaycan'ın Arap valisine gelin gelir. Hazar Kağan'ın kızı, Kaf Dağı Padişahı'nın kızı gelin gelir. Öyle bir çizgiyle gelir ki dillere destandır, anlatıla bitirilmez. Evet, biz böylece bu iletişime, tanışma çağında Kaf Dağı'nın arkasındaki ülkeyi, Kaf Dağı Padişahı'nı, Kaf Dağı Padişahı'nın kızını tanıyoruz. Bu boyutları biliyoruz. Ve onun da ötesinde ta Yecüc Mecüc ülkesine kadar bir onu bilmiyoruz. Hazar'ın ötesindeki ülkelerin ötesindeki ülkeleri de tanımaya başlıyoruz. Ve ilk Müslüman Türk devleti olan İdil Bulgar Devleti, bugünkü Tataristan, oradadır. Hazar'ın arkasındaki, ülkenin arkasındaki ülkedir. Ve ondan sonra eski coğrafya kitaplarına baktığımızda yerleşilmemiş topraklar vardır. Ondan sonra Yecüc Mecüc ülkesi vardır. Neresi? Bugünkü Urallar bölgesi. Eski insanların zihninde Yecüc Mecüc ülkesidir. Yani Kaf Dağı'nın ötesindeki ülkeler hakkında da bilgi sahibi olmaya başlamışız. Küreselleşme kesinlikle yeni bir kavram değil. Yeni bir hadise değil. Eski çağda küreselleşme vardı değil mi? Çin ile Akdeniz dünyası birbirine İpek yolu üzerinden bağlıydı. Oldu gitti, işte bu küreselleşmedir. Bu dönemde Abbasi çağı ve Hazar çağı ikisi birlikte dünyayı güney-kuzey istikametinde de küreselleştirmeye başlıyorlar. İlk kez oluyor. İskandinavya Bağdat'a bağlanıyor ticaret yollarıyla. Daha önce Çin'den ve Hindistan'dan Akdeniz limanlarına İpek yolu üzerinden ürünler gelirdi. Şimdi güneyin ürünleri İskandinavya'ya gidiyor. Oradan güneye ürünler geliyor. Böylece çapraz bir ticaret güzergahı oluşuyor. Küreselleşme bu noktada tamamlanıyor. Bugün Afganistan'da basılmış olan paraları İrlanda'da buluyorsak, Norveç'te, İzlanda'da buluyorsak sebebi budur. Şu an hepimizde avro var ama dolar da vardır. Doları kullanıyoruz. Yeryüzünün parası, geçerli akçesi. Dolar. O zaman da dirhem gibi ve Mert'te basılan, Afganistan'da basılan dirhemler kuzey yolu üzerinden İskandinavya'ya giderdi, İsveç'e, Norveç'e giderdi, kuzey ticaretinde. Onlar bakarlardı, Arapça okuyamazlardı ama tanırlardı. Biz İngilizce bilmeyiz ama doları tanırız değil mi? Öyleydi. Şimdi kazılarda, İrlanda'da, İzlanda'da, Grönland'da Arap sikkeleri çıkıyor. Afganistan'da Berk'te basılmış olan paralar çıkıyor. Sebebi işte bu. Dünyanın o dönemdeki küreselleşmesi. Ve Hazar bunun tam ortasında. Güneyden, kuzeyden, doğudan, batıdan gelenler. Hazar bir dünya ticaret merkezi, dünyanın antreposu haline geliyor. Hazar paranın merkezi haline geliyor. Henüz yeni Musevilik oldu olmadı diyelim. Musevilikle tam alakalı değil. Bu dedim ya, doğru zamanda ve doğru yerde olmakla alakalı. Musevilikle
alakalı bir hadise değil. Hazar'ın